Şimdi orada kalabileceğiniz en güzel yerde gittiğiniz yer bir lokal köy. Evet. Lokal köy sol tarafta. Diğer yabancıların işletmeleri de sağ tarafa doğru yayılmış durumda. Genelde çapulcu tayfası, ucuzcular, particiler, uyuşturucu bağımlılar, böyle insanların gittiği bir yer. Plajın yani iskeleden indiğinizde sağ tarafa doğru en ileride White Beach Bungalows, bir arkasında Tree House Bungalows. Bunlar benim gördüğüm, ben uzun süre kaldım, 13 ay kaldım orada da. Temiz, daha sakin, hani önünde denize girebileceğiniz, çok fazla insanlarla muhatap olmayacağınız, sakin geçeceğiniz bir yer. White Beach Bungalows. White Beach Bungalows. Tree House Bungalows. Tree House Bungalows'un sahibi Türk. White Beach Bungalows'un sahibi Bulgaristanlı. Onun dışında, bu sahil şeridinin dışında başka sahil, yani başka plajlar da var. Oralara da kendi, onların kendi botlarıyla gidiyorsunuz. Songsa Adası var mesela. $1000, $1200 konaklama var. Tam böyle denizin üstünde bungalovlar, havuzlar. Çok lüks bir yer. White Beach falan ne kadar? White Beach'i sanırsam şu an minimum $50-$60 fiyatları. Yani, indikten sonra sağ mı yürüyorsun? Sağ tarafa gidiyorsun. Ne kadar gideceğiz? İsim neydi? Talü benim ismim. Hı? Talü. Talü. Evet. White Beach neredeyse plajın sonunda. Tree House'da plajın sonundan hemen White Beach Bungalows'un yanından bir ormana yol giriyor. Biraz arka tarafa kalıyor. Kendine özgü bir plajı var ormanın. Kendi plajı var diyelim yani. Bana kalırsa 10 tane bungalovunu bu sene yaptılar. Yeni yaptılar yani. Bungalovları yeni. Restoranı güzel. Çok güzel pizzaları var. Tree House'un. Tree House'un. Yani o ne kadar tavsiye ediyor musun? Tree House White Beach'ten biraz daha uygun. Daha uygun. Daha fazla seçeneği var. Yani 20-25'e yakın bungalov var. Çok güzel yeni yaptıkları tree house'lar var. Ne kadar süre yürüme mesafesi? 10 dakika maksimum. Sağa doğru 10 dakika yürüyoruz. Tamam. Eğer isterseniz zaten şimdi bu Spit Ferry Kamboçya ile gidiyorsunuz mesela. Korong Dive Center ile gidiyorsunuz. Rıhtım'da indiğinizde iskelede hemen sağ tarafta bunların ofisi var. Orada tree house bungalow'dan sahibi eşinin kızı çalışıyor mesela. Ona gidin hemen. Biz de Tree House'a gideceğiz. Türk mü o da? Onlar yerli, lokal. Yani. Burada Bora Bey var. Bora Bey 5 yıl önce gelmiş buraya. Kamboçyalı ile evlenmiş. Bu yeri yapmışlar. Kendisiyle de tanışabilirsiniz. Size daha iyi bilgi verir adayla ilgili. Ama dediğim gibi ada genel olarak ucuzcuların şeye gittiği, kirli. Kirli mi? Kirli, bayağı kirli yani. Bayağı pis bir yer aslında. Hadi be, çünkü biz buradan lokal kaçtık. İnsanlarla yaşıyorlar. O tarafa doğru gittiğiniz zaman dediğim gibi daha uygun konaklama bulursunuz. White Beach Bungalow. Buradan daha mı pis olur? Yani Kimerlerin yaşadığı kısım bayağı pis. Turistlerin olduğu kısım da dediğim gibi işte bu alkolikler, uyuşturucu bağımlıları, çapulcular, ucuzcular doğal olarak kirli oluyor. Kanalizasyon sistemi yok adada düzgün bir şekilde. Hemen plajın ön tarafında pansiyonlar var. Bütün kanalizasyonları denize akıyor doğal olarak. O yüzden Tree House'un sistemi daha uygun. Ormanın içinde kanalizasyon orman tarafına gidiyor, deniz tarafına değil. Kendine özel plajı var, her gün temizleniyor. Pek fazla şey yok. Yer bulunur belki. Araba yürüyle şey yok. İstiyorsanız buradan ararız onları. Ne yapalım, arayalım mı, ne diyorsun? Yani sen iyi diyorsan. Ya benim açımdan hani ben kendim turist olsam ya White Beach'te kalırım param varsa ya da Tree House'da kalırım çünkü denize gireceğim. Temiz temiz. Restoranları güzel, yemekleri güzel. Şey var mı? Tuk tukla ulaşım var mı orada? Yok. Yok, hep yürüyeceğim. Elektrik var mı kalı orada? Elektrik var, 24 saat elektrik var. Geldi yani. Hı-hı. Eski şeyleri okuyormuş. Eskiden yoktu, geçen sene yoktu. Yok muydu? Yok. Yeni bu sene yaptılar. Bura sizin mi? Burası aynı şirketin. Oradakiyle mi? Aynı şirketin, evet. Yani bu feribotların, Tree House Bungalows'un, orada Coca Bungalows diye bir yer daha var. Hı. Onlar daha inşaat halindeler. Şirket dedim, Türk şirketi. Türk de, evet. Helal olsun, orada çok güzel bir şey var. Burada yeni, 10 gün 15 gün oldu açıkçası. Ama güzel ya, o kadar dandik kendisine güzel bir şey. Değil mi? Her şey rezalet. Çok büyük beklentiyle gelmedik de buraya. Burada aslında 10 gün falan kalacak. Ya burası biraz şey gibi, Fethiye Hisarı'nı gibi.
Cisternu yani Ölüdeniz o tarafa benziyor. Çok fazla kaliteli turist yok. Orta ayar böyle. İçmeye geldik millet yani.